hoş geldiniz. Ben Ayşenur. Bu videoda botokstan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz ay botoks yaptırdım ve hayatımda gerçekten aldığım en doğru kararlardan biri. Bu süreçten biraz bahsetmek istiyorum. Neler oldu, neler yaşandı? Sizin gibi benim de çünkü aklımda bayağı bir soru işareti vardı. Biraz bunlardan bahsedelim. Give it to me like... Biliyorsunuz ben albino olduğum için çok ileri seviye bir görme bozukluğum var. Ve bu yüzden de çok fazla mimik yaptığımı fark ettim. Yani işte bir şeye odaklanırken kaşlarımı çattığımı ya da bir şeye şöyle bakarken alnımı kırıştırdığımı ya da yine çok ışıktan dolayı rahatsız olduğum zamanlarda böyle gözümü kıstığımı fark ettim. Ve bunlar 26 yaşımda olmama rağmen yaşımın çok ilerisinde bir kırışıklığa, hatta derinleşen kırışıklıklara sebep oluyordu. Ve ben de bunun önüne geçmek için ne yapabileceğime bakarken geçen senelerde botoksu keşfetmiştim. Bir işte araştırdım bir şeyler vesaire derken botoks yaptırmaya gittim Nişantaşı'nda bir yere. Ama tabii biz o zamanlar benim bir kanama bozukluğum olduğunu bilmiyorduk. Bu arada bilmeyenler için benim içinde bulunduğum albinizm türünde, yani Hermansky Pudlak'ta bir kanama bozukluğu var. Yani kanım çok iyi pıhtılaşamıyor. Ve biz ilk botoks yaptırdığımızda aslında her şey çok iyi başlamıştı. Ama botoks yaptırdığımız andaki o deliklerden çok fazla kan akmaya başladı. Ve belki de bu yüzden botoks çok aşırı kalıcı değildi. Yani 3,5 ayda falan etkisini yitirdi. Ama ben bu arada çok memnunum. Yani o 3,5 ayda bile bayağı rahattım. O yüzden tekrar yaptırmak istiyordum. Daha sonra neler yapabileceğimize bakarken benim liseden bir arkadaşım var, Mine. Doktor oldu ve botoks yapıyor. Ben de bir süredir Mine'yi takip ediyordum arkadaşımla birlikte. Hani bizim acaba botoks yaptırırız falan diye düşünürken ben bir gün Mine'ye yazdım ve eve davet ettim. Botoks yaptık, çok iyiydi. Öncelikle Mine'ye bu arada bahsettim kanama bozukluğum olduğunu ve bu yüzden endişe ettiğimi söyledim. O da biraz endişe etti ama bu sorunu bayağı iyi çözdük. Çünkü Mine çok hazırlıklı gelmiş. Yani hemen böyle pamuk dayadık buraya, buzla kompres yaptık derken bir problem olmadı. Şu an botoksumun birinci ayındayım. Kontrolleri de atlattık. Bayağı aşırı iyi hissediyorum. Buyurun, bu süreç nasıl olmuş? Hep birlikte izleyelim. İyi. Kaşlarını kaldır. Öyle bekle. Çat kaşlarını. Bayağı kuvvetli kaslar. Evet, çok. Tamam, kaldır bir daha tekrar. Niye böyle sence? Çok mimiklerini kullanıyor. Çok, evet. Bir daha kaldır. Kalın eksiklerini. Evet. Şimdi gül. Tamam. Şimdi bu noktalara botoks yapacağız. İyi misin? En önemli 3 tanesi. Kalan olabilir. Aa, evet. Onun dışında işte bu medikal estetik işleri zevkli geliyor bana. Benim de yakın olduğunu düşünüyorum. Şimdi sadece botoks mu yapıyorsun yoksa başka şeyler de yapıyorsun? Botoks, dolgu, mezoterapi. Mezoterapi tam nasıl ya? O da kadınların cildine sürdüğü kremi derinin altına enjekte ediyoruz gibi düşün. Bu iğne ile şey ne o? İlaç veriyorsun. Atıyorum kırışıklık için ya da leke için. Ona göre karışımlar var. Hariç ışısı falan filan diyorlar ya. Onlara işte mezoterapi. İşte gözaltı ışık dolgusunun ışık aslında olayı olmadığını da sorulanı. Evet. O da aslında dolgu. Şey, göz çukurları için bir dolgu herhalde, değil mi? Hı hı. Oradaki çöküklüğe aslında dolguya doldurarak daha aydınlık görüntüyor. Bu arada şey bilgisi var, kesinlikle yalan. Yok işte yağlı cildin varsa kırışmaz. Bazıları mesela alnını kaldırsa bile kırışmıyor. Çok fazla mimik kullanıyorsun. Dur, o yüzden de kamera. Tamam, bitti ama. Tamam. Biraz kızarabilir. Dur, ha, buz koyalım. Yok, ona alışıyor. İyi misin? İyiyim, gayet iyiyim. Çok iyiyim. Bitirdik. Bu kadar. Güzeldi, teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bakalım. 15 gün sonra görüşürüz diyelim. Bu arada küçük bir dedikodu. Ben o gün erkek arkadaşımla birlikte geziyordum ve onu ekmemek adına biz Mine ile içeride botoks yaparken o da burada babamla
derin sohbetler ve böyle bir teste tabi tutuldu. Ama her şey gayet güzelmiş iki taraf için de bu arada. Botoksun yapılan izleri normalde 2-3 gün içerisinde bir kişi de geçer. Ama benim tabii hem beyaz olmam, tenimin hassas olması hem de yine kanama eğilimimden dolayı bu izlerin geçmesi bende 1,5-2 haftayı buldu. Ama gün sonunda hiçbir şeyim yok, şu an gayet iyiyim. Onları da işte küçük makyajlarla kapattık. Burada merak edenler oluyor, botoksun benim bünyeme bir zararı var mı? Şimdi şöyle, evet tamam, albinolar çok hassas bir bünyeye sahipler ama bu botoksun ya da diğer işlemlerin zararlı olacağı anlamına gelmez. Ben yaptırdım, herhangi bir sorun yaşamadım. Ama tabii endişeniz varsa mutlaka doktora yine danışın. Bu arada benim ikinci botoksumdu ve ben çok memnunum. Bundan sonra hep botoks yaptırmaya devam edeceğim. Çünkü benim görme bozukluğum yüzünden ben yüzümü bu kadar kırıştırıyorum ve çatıyorum. Bu da hiç düzelmeyeceği için dolayısıyla ben buna hep ihtiyaç duyacağım. Yani iyi bir yol buldum, buradan ilerliyorum. Geldik botoks yaptırdıktan sonra dikkat etmeniz gerekenlere. Birincisi, botoksu yaptırdığınızı takip eden birkaç saat boyunca yere çok bakmayın. Bunun sebebi şu. Botoksun yüzünüze iyice oturması için özellikle böyle kafanızı biraz kaldırarak durmanız ya da bir süre sırt üstü dinlenmeniz lazım ki botoks oraya iyice yerleşsin. Siz aşağı baktığınız zaman botoksu kaydırmış oluyorsunuz ki zaten başınızı eğdiğiniz zaman o hani acıyı hissedersiniz. Böyle biraz iğne iğne batmalar oluşuyor maalesef. Ben mesela ilk botoks yaptırdığımda Nişantaşı'nda süreç şöyle oluyor. Gidiyorsun botoks yapıyorsun, ödemeni yapıyorsun, hadi bay bay. Ama benim dinlenmem lazım. Bir de ben hani eve dönmek için metrobüs bir yığın şey kullanıyorum. Düşmemek için sürekli yere bakıyorum. Hani ne var ne yok, taş mı kaldırım mı derken ben sürekli aşağı bakıyorum ve böyle hani canımın acıdığını da hissediyordum. Hem de psikolojik olarak çok rahatsız hissediyordum. Hani acaba botoksun hani oturmadı mı, çabuk mu etkisi gidecek gibi endişelerim oluyordu. Ben bu sefer hani evde yaptırdığım için aşırı rahat bir şekilde yine gittikten sonra da yine böyle buz kompreslerine devam ettim. Yattım, uzandım birkaç saat. Sonra Tayfun'la dışarı çıkacağımız zaman da hani Tayfun hep bana işte basamak ya da kaldırım olduğu zamanlarda uyarıyordu, söylüyordu derken hani o gün çok iyiydi. Bu arada bir diğer nokta, botoks yaptırdıktan sonraki 2-3 gün içerisinde de yatacağınız zaman çok fazla sağa sola dönmemeniz. Yine botoksun kaymasını çünkü tetikleyebilir. Olabildiğince sırt üstü yatmak burada iyi bir nokta. Üçüncü madde, botoksu yine takip eden birkaç gün içerisinde alkol kullanmayın. Çünkü kanınızın akışını hızlandırır. Bu da hani çok sulu kanda iyice oturmayabilir. Benim burada biraz problemlerim var. Çünkü ben zaten alkol ya da herhangi bir kan sulandırıcı almasam da kanım çok hızlı akıyor. Bu beni biraz endişelendiriyor ama bakalım bu süreçte bunu ne kadar etkileyecek. Yine açıklamalara yazarım botoksun sonlarına doğru. Dördüncü ve benim maalesef bir şekilde unuttuğum nokta, botoks yaptırdıktan sonra çok fazla efor sarf etmemeniz lazım birkaç gün. Yani çok fazla ter atacak bir şeyler yapmamak lazım, saunaya girmemek lazım. Hani bir şekilde daha normal bir hayat lütfen birkaç gün. Ben maalesef bunu unutup ertesi gün trambolüne gittim. Yani burada hemen gösteriyorum, videosu bile var ve ben yanıyordum. O kadar böyle zıpladık bir saat boyunca. Dedim ki aşırı da iyi kilo verdim ha şu an. Derken mesela o yanma böyle kafama doğru çıkınca dedim benim efor sarf etmemem gerekiyordu. Sonra hemen Mine'ye yazdım. Mine acaba botoksuma bir şey olmuş mudur, ne yapalım? Bana dedi ki yani yapmasaydın daha iyi olurdu ama artık yapacak bir şey yok. Yani en kötü kontrol esnasında eklemeler yaparız ki zaten yaptık da böyle çok küçük eklemeler yaptık ama çok etkilenmemişti Allah'tan. Bir diğer madde, botoksu yaptırdıktan belli bir süre sonra çok fazla güneşe temas etmeyin. O yüzden hani ya böyle bir tık akşam saatleri ya da hani çok korunmak lazım güneşten. Ben evde yaptırdığım için yine bu konuda hiçbir sorun yaşamadım. Sonuncu nokta, böyle çok fazla alnınızla uğraşmayın, çok ovuşturmayın burayı ki yine botoksun oturmasını engellemiş olursunuz çünkü ovuşturursanız. Ben açıkçası sürekli alışkanlık haline getirmiştim bu elimi alnımda tutma olayını. Ama hani bu da şeyden dolayı böyle kırışıklıklarıma elim gidiyordu çok fazla. Dikkat ettim, birkaç gün yapmadım. Ondan sonra zaten krem sürerken falan hani artık el mahkum yapıyorsunuz, onda bir sorun yok. Herkesin merak ettiği bir şey, botoks hemen etkisini gösteriyor mu? Hayır. Yani bir dördüncü günden itibaren falan etkisini göstermeye başlıyor. Ve bu süre zarfında da hani böyle alnınızı falan çatsanız da pek bir problem olmaz. Çünkü zaten hani sizin bilinçli yaptığınız bir şey değil ya. O yüzden çok bir problem olmaz. Dördüncü günden itibaren etkisini göstermeye başlıyor. Gitmeden hemen bir before after göstermek istiyorum. Şu iki farka bakın gerçekten. Yani Mine de yaparken söyledi kasların çok kuvvetli diye. Çünkü seneler boyunca hani bir şekilde odaklanmaya çalışırken böyle böyle kaslarımı kuvvetlendirmişim, Allah affetsin.
Çok fazla kırışıklığım var o yüzden. Yani yaşıma göre de fazla bir deri. Şuna bakın. Şimdi hala biraz daha izi var ama hani bu da herhalde böyle botokstan dolayı sonuçta mimik yapamayacağım için 1-2 ay içerisinde geçer diye inanıyorum. Ama ya böyle bir de botoksun en sevdiğim yanlarından biri ne biliyor musunuz? Yaptırdığınız an yüzünüz böyle ışıl ışıl, alnınız gergin ve botoks böyle kaşları da birazcık kaldırıyor. Benim de yani böyle yine gözümü kısmaktan dolayı biraz kaş düşüklüğüm vardı. Hemen böyle efendim bunu da kaldırdı. Bebeksi olduk. Çok memnunum. Yani daha ne diyebilirim? Çok memnunum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine aklınıza takılan bir soru olursa mutlaka yorumlara yazın. Seve seve cevaplarım. Görüşürüz hayatımlar. Öpüyorum çok. Bye bye. Give it to me like...